Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta bir aydır girmediğim hesabım, bir seviye 50.000 kupaya kastığımız Yunus hesabı. Bu hesabı artık unutanlar olabilir, kanala yeni gelenler olabilir. Bu hesapta bu seride sadece bir seviye karakterlerle oynuyoruz. Karakterlerin seviyesini yükseltmiyoruz. Ve ben bu hesapta en son 32.000 kupadaydım. Hala 32.000 kupadayım arkadaşlar. Bugün bu seriye devam etmek istiyorum tekrardan. Yeni bir efsanevi karakter alacağız. Şimdi bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız videonun başında sizlerden güzel bir like bekliyorum. Mutlaka şu anda like atmayı unutmayın. 50.000 kupaya kasacağım abi, bak bütün serileri yarıda bıraktım. Bu seriyi bırakmak istemiyorum. Lütfen siz de desteklerseniz çok sevinirim. Şöyle bakalım. Bugün yeni efsanevi karakterimiz Chester'ı açacağız. 3735 tane kredim şu anda var. Dükkanda bir şey var mı abi, kredi falan? Tamam, güç puanı varmış. Yani güç puanı 4190 oldu şu anda, gayet iyi. Şimdi buradan gelip Chester'ı açmak istiyorum. Burada Brawl Pass yolunda kredilerim var arkadaşlar. Bu bölümde artık bir tane daha efsanevi karakteri bu şekilde açmış olacağız. Hocam, krediler en sonda mı, nerede? Şunları da bir toplayalım. Elmasımı ver, mendil rozetimi ver. Teşekkürler. Bir mendil rozeti daha. Bir tane daha kroma kredi alalım. Altın alalım. Mendil rozeti alalım. Bir tane daha mendi. Aa, kredi nasıl yok ya? İnanılmaz. Videodan önce gerçekten hiç bakmadım. Brawl Pass aşamasında kredi varmış fakat ben görevleri daha tamamlamamışım arkadaşlar. Burada şu an yapmam gereken 63. kademeye gelip 95 krediyi almak. Ya yani şöyle bir görev var. 50.000 hasar verdiğim zaman 50 tane kredi veriyor ama bu da yeterli olmuyor. Bu yüzden görev tamamlayacağım. Zaten ucunda olan görevim varmış. Leon görevi var. Bir tane savaş kazanacağız. Onun dışında da elmas kapmaca görevi var. Yine o da 500 jeton veriyor. İkisini birlikte tamamlarsam maçı da kazanmanın etkisiyle birlikte, günlük jetonla birlikte yani iki tane kademe atlamış olurum diye düşünüyorum. Bakalım, 3 tane elmas taşıyıp onun dışında da yapmam gereken hocam maçı kazanmak. Bu ikisini yaparsak ranklarımızı atlayacağız arkadaşlar ve yeni efsaneviyi açmak istiyorum. Leon'la birlikte, efsanevi karakterle birlikte efsanevi karakter açmayacağım. Şimdi 3 tane toplamam da lazım tabi. O görev benim için şu anda gayet önemli. Hocam, ölsene ya. Oha, çüş. Dur. Hemen vursana şuradan Piper. Yapmayın be. Ben alacağım, gitme. Ya Ames, sen niye gidiyorsun Allah'ın aşkına? Zaten hani hiçbir amacın yok. Herkeste yük var. Bir tane daha alamadık ya vallahi. Olmadı ya. Bunları kır. Hiç kimse ölmüyor. Aha, takımdan adam öldü. Koş. Pem aldı hepsini. Gayet iyi. Pem ölsene. Vur abi bir tane daha Pem'e. Gerçekten vuramayacak mısın onu? Heh, adamsın sen. Tamam. Benim amacım buydu. Şu an 30 saniye. Hey. Sakin ol dostum. Sakin ol adamım. Şimdi 30 saniye şey yapıp bir de maçı kazanmamız bize yetiyor. Şu an 30 saniyeyi zaten yaparız diye düşünüyorum. Gel buraya, gel sen, gel. Sana bir selamünaleyküm diyelim. 9 yaptım. Oynadım be. Oynadım da ben yine de öldüm arkadaşlar. Yani daha benim yapabileceğim bir şey yok. 30 saniye umarım taşımışızdır orada. Adamları var ya, pazara yolladım. Pazara. Pazar pazarına yolladı bende. Çok temiz bir olay çıkardık orada da. Şu an 30 saniye topladım mı gerçekten bilmiyorum. Gidip bir şuradan hasar vermek istiyorum. Yani Ems. Valla yarardan çok zararım var gibi takıma da, neyse. Benim yerimi göstermiş oldu. İnşallah 30 saniye tutmuşuzdur, bilmiyorum. Yani tuttuysak eğer iki tane görev birden bitecek. Ems'in yararı varmış, yıldız oyuncu oldu arkadaşlar. Ben sallamışım birazcık. Ya ama 26 saniye ne ya? 4 saniyecik daha lazımmış ya. Neyse, ben bir tur daha oynayacağım arkadaşlar. Evet, bir maçı daha kazandık arkadaşlar. Güzel bir şekilde ve bu 4 saniye görevini de şu anda bitirmiş oldum. Evet, güzel bir şekilde bunu da bitirdik ve rankımı atladım diye düşünüyorum. 62'deydim. Evet, 100 tanem vardı. 63'e bu şekilde geçmiş olduk ve artık o krediyi alabiliriz ve yeni efsanevi karakterimizi de alabiliriz. 335 altınımı alıyorum. 20 elmasımı alıyorum. Buradan Mendroz itimi alıyorum ve son olarak 95 krediyi aldığım zaman yeni karakterimiz Chester'ı buradan bu şekilde açmış oluyoruz. 5. efsanevi savaşçımız bu hesapta. Yani bu şekilde 2 tane efsanevi aldım sanırım bu yöntem geldiğinden bu yana. Gayet güzel abi. Normalde hiç çıkmıyordu yani. Bu yüzden benim için 10 numara 5 yıldız. Şimdi Meg almak istemiyorum. Sen de alacağım. İkisi de çok
şey yani. İkisi de hasar bakımından kötü, can olarak da kötü olacak zaten. Sen de alıyorum ya, hadi sen de seçelim. Olmazsa sonra değiştiririz arkadaşlar duruma göre. Siz yorumlara yazın. Ona göre belki sizin istediğinizi de sonradan seçebilirim. Zaten değiştirebiliyoruz. En son yine bize soruyor. Artık bu hesapta 62 tane karakterimiz var. Zaten Brawl Pass geldiği zaman, yeni Brawl Pass'i aldığımız zaman yeni bir karakterimiz de olur. Yani hızlı bir şekilde kupa kasmaya bu hesapta devam edeceğiz. Şöyle Chester'ımı bir seçmek istiyorum. Chester'ımızla birlikte de oynayalım. Hatta görevi olan bir modda oynayalım. Evet, savaş topunda 4 tane görev varmış. Savaş topu girelim madem, bakalım. Yani 0 kupalı mod gelir mi bilmiyorum ama. Aa, normal oyuncu atıyor galiba. Normal oyuncu attı mı? Normal oyuncu attı galiba arkadaşlar ya. Karşıda Edgar var çünkü. Botlara destansı kromatik de gelmiyor. Galiba oyuncu geldi arkadaşlar. Ya da gelmedi bilmiyorum. Botların şeyini değiştirmiş de olabilirler. Hocam. Bizimkiler gol atmaya gidiyor. Hacker. Hacker golü yediniz. Hacker golü yediniz. Olmadı hocam. Ortadan geldiler botlar ya. Vay arkadaş. Neyse böyle olsun arkadaşlar. Yani efsane bir karakteri açtıktan sonra gidip başka bir karakterle oynamayalım. Bugün birazcık bot tokatlayalım madem. Yani durumu olsun. Zaten bir sürü de görev var. Bir sürü görev olduğu için bunları yapmam lazım. Tekrar oyunu da vardır muhtemelen. Onu da basayım ben. Botları değiştirmişler arkadaşlar ya. Normalde bak şu an karşıda 3 tane kromatik karakter var. Kromatik karakter almıyordu botlar. Tabii şu an normal geldi mi? Yok abi, bunlar normal falan değil ya. Gayet de botlar yani. Hocam. Hocam gayet de botlar. Botların olayını değiştirmişler. Sadece böyle kupa yolu. Hocam girsin o, güzel. Sadece böyle kupa yolu da kalmadı ki gerçi abi. Ne kupa yolundan bahsediyorum. Böyle ender, süper ender falan alıyorlardı yani. Biraz geliştirmişler kendilerini kardeşlerim. Şöyle topu size doğru atacağım. Sen de ileri doğru at. Helal olsun be. Güzel deneme ama olsun. Yani normalde pas bile vermiyorlar. Verememiş olması sıkıntı değil. Düşünmesi yeterli de artık atarsan golü yani. Trickshot deniyor. Boş kaleye bravo. Evet haydi bakalım. Yanımıza Berke geldi. Karşımızda da yine botçuklar. Çok yüksek ihtimalle arkadaşlar. Profilleri de düzeltilmemiş. Değişmemiş yani. Oh, durun durun. Sabit durun. Adamsınız. Adamsınız. Kafanıza gözünüze vuralım biz de. Rahat rahat. Bizim için daha rahat olsun her şey. At golünü Berke'ye, Berke'ye. Boş kale trick shot yapıyor. Bravo, bravo. Gayet güzel, gayet güzel. Bomba mı geldi? Evet, bomba geldi. Bu şeyde hep bir bomba geliyor ya bu arada. Ölüp yani yeniden gol attıktan sonra hep bu geliyor bu arada. Bunun döngüsü sanırım bu şekilde. Hani değiştiği noktada o geliyor direkt. Ya da ben öyle zannediyorum. Bana hep öyle denk geldi, bilemeyeceğim. Evet, bir tekrar oyuna yaptık. Normal oyuncu gelir mi peki? Yok ya, herkesin kupası düşükmüş galiba. Yani karşıdakiler yine değil gibi duruyor. Ama bir dakika bak, merak ettiğim bir konu var. Botlar artık sanırım her karakteri alıyor arkadaşlar. Yani gizemli falan kesinlikle almıyorlardı abi. Ben çok nettim yani bu konuda. Eminim yani. Hocam çok net eminim bu konuda. Adam Sprout'la geldi. Pas pas ileriye doğru. Sen de kardeşim. Sen de adamsın, aferin. Çok iyi. Atabilir miyim? Atarım. Gayet iyi. Bak patlama gelecek mi şu an, merak ediyorum. Arkadaşlar patlama geliyor bu arada bence ya. Yok yok, geliyor. El Primo. Böyle canı bassana, canlık bir durum yok yani. Neyse. Berke ver bana, atayım. Tamam sen at, o da olur. Donduracağım. Trick shot deniyor. Hadi at şunu, vur artık. Güzel. Gayet iyi. Gayet iyi. Denemesi güzel bence. Öğrenmeye çalışıyor da. Kanka biraz hızlanman lazım. Hız konusu önemli. Yüksek kupada bu hızda attırtmazlar yani. Onu ben sana bir söyleyeyim. Neyse arkadaşlar, bu kadar maç yeterlidir diye düşünüyorum. Botları daha fazla zorlamaya gerek yok videoda. Bu videoyu burada sonlandıracağım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yeni efsanevi karakterimiz bu hesapta, hayırlı olsun diyorum. Ve videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.